Buyurun Başak. Sevgili Başak ve yükselenin Başak olanlar efendime söyleyeyim. Merkür Retro sizi gayet ilgilendiriyor çünkü yönetici burcunuz. Başakların hmm. ve ikizlerin yönetici burcu Merkür olduğu için. Yani yönetici gezegeni bak burç burç diye diye. Anladım gezegeni. aynen Bu yönetici gezegeni olduğu için başroldeki Merkür'ün o retro hareketi, açıları vesaire hmm. yer değiştirmeleri hep Başakları ve ikizleri ekstra ilgilendiriyor gerçekten. Hmm. Ve Retro'dayken evet Başaklar, ikizler. Gerçekten elektronik aletlerde bozulmalar yaşıyorlar mı yaşıyorlar efendim işte bir takım dosyaları evrakları işte kaybetme cüzdanımı ay evde unuttum dur tekrar döneyim geri geleyim yani hmm. bir takım ne oluyor bir e, kafa süreç uzuyor bir kafa karışıyor bir kaos dönemi ufak tamam. tefek yaşanıyor e, fakat tutulma hattı ortaklıklar alanında. Yani yeni iş birliktelikleri var veya bu ortaklık alanında yenilenen imzalar, e, uzatılan sözleşmeler, e, efendime söyleyeyim tekrardan üstesinden üstünden geçilmesi gereken kontratlar bunlarla alakalı olacak. Yükselen Hı -hı. Başaklar ve Başak burçları ay sonunda ise kardeşler, akrabalar hanesinde bir dolunay var. Yani o alanda biraz yakın çevre e, stresi var. Hı -hı ama o taraftan kaynaklanan bir problem yüzünden. Dolayısıyla biraz daha o alana dikkat etmek gerekiyor akrabalara, hmm. kardeşlere, ablalara, abilere. Bunlarla ilgili birazcık olaylar var. Yanlışlardan dönme süreci başaklar hmm. için. Yani daha önce farkına varmadığı, bir takım yanlış yaptığı, yanlış karar verdiği şeylerden dönüp düzeltme zamanı. Hmm. Hadi bakalım nelerden dönüp düzelteceksiniz çok merak ettim ama birçok şey için de geç kalmış olabilir Başaklar. Yani böyle yanlışı sen ayıldın diye gidip dönüp düzeltirken artık köprünün altından çok tabii varakmış olabilir. Artık yapacak hiçbir şey yok evet. ama elimizden geldiğince bir takım şeyler için dönüp düzeltme e, evet, durumumuz varsa iyidir. kesinlikle bence yapılmalı. Telafi iyidir. Aslan Aslanlar. Burcu. Evet aslanlara geldik. Merkür Koç yani retrosu Merkür retrosu Koç burcunda ve tutulma Koç burcunda hepsi uluslararası ilişkiler alanında oluyor Aslan burçlarının. Yani burası yüksek eğitim, aslında biraz daha kendimizi geliştirmek, biraz hmm. daha kendimizi bilgiyle donatmak yeri. Hayata da başka pencerelerden baktığımız hem felsefe hem din hem işte efendim farklı belki yabancı diller öğrenmek. Değişik böyle kendimizi hani şu biletlik vardır ya okumak Deriz ona Altın bilezik. Aynen. O altın bileziği altın bilezik takma zamanı. Eğer mesela üniversitede işte master yapmak, doçent, doktorluk yapmak isteyen, eğitimlerini bir üst seviyeye taşımak isteyen aslanlar için çok güzel bir pencere açılıyor. Harika. Gene bu manada aslan burçlarının reklam, tanıtım, pazarlama işlerinin de çok doğru bir yönde ilerlemesi ve hak hukuk konularında da adaletin işlediği bir süreç. Harika. Geldik yengeç burcuna. Yengeçler, Yengeçler evet öncü burç olarak önemli bir yerden alıyorlar gerçekten. Tam da böyle kariyer evinden, tam da en tepeden, tam da yaptıkları şeylerin göz önünde olduğu ve hani ben daha önce kariyerime veyahut da işte statüme bu kadar önem vermemiştim. Neden ben bunu yapmamışım diyecekleri bir tutulma geliyor. Hmm. Yani artık hani o fazla fedakarlık, işte anaçlık, besleme vesaire evet bunlar çok güzel, çok önemli duygular ama bunları bir kenara bırakıp biraz artık iş, iş hayatı, hmm. çalışma temposu ve iş hayatında kendini belki markasını daha ön plana çıkarma durumunda olacak yengeçler ve dolunayı da özellikle aşk ve flörtler alanında yaşıyor. O yüzden bekar olan yengeçler için yepyeni aşklar kapıda. Birliktelikleri olanlara ise biraz çetrefilli. Biraz biraz. <laughs> Biraz didişme. Var, var var var. Aşk kazansın diyelim en iyisi oralarda. Aynen bunu öyle. Bunu diyelim biz gençlere. Aynen ikizlerdeyiz. Sevgili evet. ikizler ve yükseleni ikizler olanlara Merkür Retrosu evet birazcık problematik. Of ya gene mi Merkür Retrosu? Hep bunu duyuyorum ikizlerden ve Başak'tan özellikle. Ama problem de siz neleri gördünüz, neleri atlattınız bunları da atlatırsınız diyelim. Ve e, tüm bunları arkadaşlık çevresinde yaşayacaklar. Hem de hmm tutulmayı, Güneş burcundaki, şey Koç burcundaki güneş tutulmasını hem de Merkür retrosunu. Dolayısıyla eski arkadaşlarla yeniden görüşme veya işte eskiden problem yaşadığı kişilerle barışma. İşte bütün bu telafileri yapmak için aslında ikizlerin önünde koskocaman bir kapı var. Hmm. Artı hayaller evi burası Ceyda. Yani 11. ev astrolojide umutlar evi. Demek ki umudu için, hayalleri için savaşma dönemi. Nisan ayındayız. Koç burcunun zamanı, savaşma zamanı, mücadele etme zamanı. Yepyeni umutlara yelken açabilir ikizler. Ay ne güzel. Harika. Geldik bu aya. Boğa'ya geldik. Merkür retrosunu ve tutulmayı arka planda yaşıyor boğalar. Dolayısıyla yaptıkları bu stratejik düşünme veya entrika tarzı veyahut da işte hani ben bunu böyle yapmayayım dur bunu böyle yapayım hesap kitap yanlış tepebilir. Hmm. Arka planda biraz düşmanlıklar çekecekleri bir süreç olabilir bu. Biraz dikkat etsinler. Nisan ayı genelde boğaların inziva ayıdır. Hmm. Mayıs ayı çünkü boğa burcunun ayıdır. Mayıs'a gelmeden önce biraz enerji toplamak, biraz daha böyle olaylara hani hmm. geriden bakmak. Ya bırak hani insanlar neler yapıyor bir izle. İzle bakalım. Kim nedir? Dost mu, düşman mı? Gerçekten gör anlamında. Bir adım geride durma zamanı boğaların. Çok şifalanacakları bir süreç onu da söyleyeyim. Yani e, evet dostu düşmanı ayırt edecekleri, arkadan dönen dolapları fark edecekleri de bir süreç olduğu için bence verimli olacak Mayıs'a bomba gibi girecekler. Özellikle bu mu onların başka bir şey yok anladığım kadarıyla. Özellikle Dolunay'ı da ikili ilişkiler hanesinde tam da Akrep Burcu çünkü boğanın karşısında. Ee, biraz böyle iş ve eş arasında problem var. Plüton'dan çünkü bir dik açı alıyor bu dolunay. Hmm. Bu manada da mesela işe çok vakit ayırmak eşi sinirlendirebilir. Veya e, evde çok vakit ayırıyorsa patron iş yerinde e, Aha, hani öyle. oradaki dengenin biraz Nisan sonu dikkat edilmesini tavsiye ediyorum boğa burçları için. E, tamam bu kadar fedakarlık yeter diye düşünüyorum artık, artık bu ya. ay bizim ayımız da <laughs> o zaman biraz Koç Burcu diyelim mi? <laughs> diyelim artık Koçlar. Evet gerçekten Koç Burcu başrolde Nisan ayında Merkür retrosunu deneyimleyecek kendi burcunda 27 derecede başlayacak bu retro ve 26 Nisan'a kadar bir takım daha önceden fark etmediği veya işte göz ardı ettiği şeyleri tamamlamak isteyecek hmm. ve konuşmalarda acelecilikten kaçınmalı yani hemen olsun isteği Çok vardır kocada şey pat küt olsun çabuk hemen hadi hadi hemen. sonra aa bir dakika neden ee, düşünmeden hareket ettim ben ee, pişmanlığı yaşanabilir hmm. bu manada da tutulma aslında kironla kavuşumda olduğu için şifacı bir kiron yani yaralı şifacı kiron olduğu için başrolde aslında kendi hatalarını görüp fark etmek ve başlaması gereken noktayı artık hani kapısını çalmak. Yani kapının önünde durmak yetmiyor. Kapıyı çal ki kapı açılsın hmm. manasında bir tutulma yaşayacak koçlar için. Çok kadersel döngüler var. Evlilik olabilir e, işle Bunu ilgili e, yeni bir şeyler olabilir vesaire. <laughs> i̇şle ilgili yeni şeyler diyeyim susarım. Ne için savaştığının farkında olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü zaman ve vakit çok kıymetli. Hı -hı. Yani ne için fedakarlık ediliyor, ne için koşturuluyor, kiminle vakit geçiriliyor, kime vakit ayırdığımız gerçekten o kadar önemli ki. Hayat öyle bir hızlı akıyor ki evet. e, yani bu noktada hepimiz bunlara çok dikkat edelim. 24 Nisan akrep dolunayı ise miraslar, para, e, beklenmedik yerlerden gelen parasal durumlarda yaşayacaklar. Özellikle arkadaşlarıyla iş yapmasınlar hmm. veya arkadaşlarının tavsiyeleriyle bir yatırım yapmasın. Koçlar kendi bildiğini okusun. Zaten öyleyiz Aa, aynen, aynen. diye düşünüyorum. Çok, <laughs> yani sorarız da çok onu kullanmayızmışız gibi geliyor bana. Çok doğru dedi. Sanki koç <laughs> yani Buradan... Burcuma... Duyup buradan çıkabilir. Oradan çıkmadan imha oluyor yani. Şuralarda bir yerde kulaktan girip şurada yok oluyor. Buradan çıkmaya bile gerek kalmıyor. Süper. Ne kadar evet. çirkin bir şey bu ya bunu söylerken. Ya sormayı seviyorum da çok uygulamayı sevmiyorum gerçekten burcumdan ötürü mü artık? Bile Burcundan mı? ötürü. Ben ha. de öyleyimdir, aslanlar da öyle. Yani ateş elementi genelde öyle ama duymak da istiyoruz bakayım tabii. ne düşünüyorlar. Tabii, hani onu isterim. Sonra onu bir kafanda tartıp gene tabii ki kendi kararı Ya yani Birkaç kişi var böyle kelimesini cümlesini kenarımda tuttuğum. Hı. Ama öyle çok uygulamada kendi cümlem ve... <laughs> Kelime peşinden çünkü yani başkasının cümlesinin peşinden gidersen ortak bir kadere giriyorsun gibi. Doğru. Sen kendi Aynen. cümlenin peşinden gidersen kendi kaderini yaşarmışsın gibi. Bir durum bir var. Takıntım var yani başından evet. beri hikayede. Evet. evet.